Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür İstanbul'dayım. Bisiklet gezginin dükkanının önündeyiz. Dükkan açalı aslında arkadaşlar bayağı bir oldu ama ben vakit bulup da İstanbul'a gelip hiçbir zaman uyuyamamıştım bu süreden beri. Şimdi gelin, muhtemelen benim gibi böyle İstanbul'a yolu düşmeyen pek çok arkadaş vardır ve dükkanı da merak ettiğini düşünüyorum. Gelin beraber dükkanı dolaşalım. Oldukça güzel bir tasarımları, konseptleri var. Ürünler oldukça iyi. Hadi bakalım. Önce bahçeye giriyoruz. Gördüğünüz gibi güzel ve geniş bir bahçe var. Burada ağaçlar, altı toprak, çimenler büyüyor. Buranın güzel bir avantajı olduğunu inanıyorum. Normalde nedir? Dükkan, hani böyle bahçesi mahçesi olmaz. Özellikle outdoor mağazalarında nedir? Çadır denemek istersin. Deneyemezsin. En azından kurulu görmek istersin. İki boyutlu fotoğraflardan pek bir şey anlaşılmıyor. Ama burada çok güzel bir avantaj var ve bunu da değerlendiriyor arkadaşlar. Çadırı beğendiniz ama bir de kurulu görmek istiyorsunuz. Haliyle bunun içine kalacaksınız. Gelip burada kurup deneyebiliyorsunuz beraber. Oldukça hoş bir özellik buranın. Şimdi yavaştan dükkanın içine doğru girelim. Gördüğünüz gibi hoş bir kapı kolu. Kapı kolundan girdim. İçeride arkadaşlar da var. Çok bilinen turcularından Ahmet Mumcu. Birazdan onlara da selam veririz. Başlangıçta girdik. Gördüğünüz gibi bisiklet arkadaşlar bizlere. Şu an benim bildiğim ekstradan var, sonra da söyleriz. Edworks'lar var. Burada Santos'lar. Bir de Koga. Koga'lar var işte. Bunların üçü de tur bisikleti. Ve tüm parçaları ona göre çantalar. Yani şöyle söyleyeyim. Bisikletçinin adı bisiklet gezgini, haliyle de tur bisikletleri ön planda. Yani ana konseptimiz tur bisikleti ve tur bisikleti parçaları üzerine gerçekleşiyor. Şimdi gelin kafadan ufaktan ön incelemeleri yapalım. Önde Voide çantaları görüyoruz. Bunlar sadece görme amaçlı. İşte şivalbe lastikler var, maraton serisi. Şimdi bu bisiklet normal, nereden göstereyim, açık sistemli bir bisiklet. Bunlar muhtemelen daha başlangıç giriş seviyesi modeli diyelim. Giriş seviyesi dedim diye çok ucuz olduğunu düşünmeyin. Ya ürünlerin kalitesi çok çok iyi. Bakın şimdi şeyden örnek verelim. Çamurluk oynamıyor. Oldukça sağlam. Tobus bagajları var. Oldukça iyi. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Başka bir Edworks. Ben açıkçası çok tasvip etmiyorum ama kullananlar kullanıyor. Magura hidrolik jant frenleri var. Gördüğünüz üzere. HS33 serisi. Jantları seramik yanaklı. Frende tam performanslı. Bunlarla sağlıyoruz. Ondan sonracığıma yine Edworks yazıyor. San göbekler var. Merhabalar. Çekim yapıyorum. Çekim yapıyorum. Devam edelim biz. Neydi? İtalyan arkadaş. neyse. Şöyle gelelim. Son göbekler oldukça iyi. Neyimiz var? Dinamolu bir göbek. Oldukça sağlam ve sağlam verimli enerji üretiyor. Gürkan da en son Almanya'da bir göbeklerden aldı. Ve çok 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 memnun olduğunu söylüyordu. Neden memnun? Çünkü sonuçta gezin insan öyle böyle cep telefonuydu, kamerasıydı, bilgisayarıydı falan derken enerjiye ihtiyaç, enerjiye muhtaç oluyor ve mobilsin. Nereden sağlayacaksın elektriği? Ya kendin üreteceksin bu şekilde ya da durduğun kafelerde veya restoranlarda falan şey yapacaksın. Hani anında bir fişe prize yapışacaksın, orada kalacaksın ki Gürkan da hep öyle yapıyordu. Hep öğlen vakitlerinde durduğu kafelerde falan mecburen fazladan zaman geçirip bilgisayarını şarj ediyordu, telefonu şarj ediyordu. Ama bu göbek sistemini aldıktan sonra böyle bir ihtiyaçtan kurtuldu. Artık kendi elektriğini üretiyor. Hem yaptığı işe daha uygun. Yani güzel bir tasarım. Öneririm. Fiyatlar şöyle söyleyeyim. Genel anlamda hiç uygun değil. Ha dur, çok çok yanlış bir tabir oldu. Hani şey olarak baktığında fiyatlar biraz yüksek gelebiliyor ama
malzeme kalitesi ve uzun vadede düşündüğünüzde kesinlikle bu parayı hak ettiğini söyleyebilirim. Örnek vereyim. Schwalbe Marathon Mondial lastik. Ben de kullanıyorum bundan. Normal şartlarda bir lastiği örnek veriyorum 1 yıl kullandığınız yere. Bu lastiği ortalama bir insan, hatta fazladan gezen bir insan ortalama herhalde 3-4 yıl kullanır ve yine aynı para ya parasını her türlü çıkartır diyebilirim. Hani bisikletler de öyle ama malzeme kalitesi hakikaten çok ön planda, yani üst seviyelerde. Bakın bir far, sallanmayan far olur mu? Hani insan kadroyla birleşmiş gibi şey olayları falan çok iyi. Ya tasarımları falan çok güzel. Ufak detaydır. Şöyle yakın çekim girmek istiyorum. Edworks. Özellikle Edworks'leri ben çok sevdim. Hop, şey yapamıyorum. Şimdi şuradaki sistemi göstermek istiyorum. Bakın kadro daha fazla, gidon daha fazla dönmüyor. Neden dönmüyor? Çünkü amcalarımız kadronun bu kısmını özellikle çıkıntılı yapmış. Buraya da bir aparat takarak gidonun gereğinden fazla dönmesine engelliyor. Zaten gidon bundan daha fazla dönmesi bizim bisikletin yürür zamanda hiçbir işine yaramıyor. Peki bunun dönmemesi neden bizim için bir avantaj? Özellikle hatırlarsınız yakın zamanda ben bir tane ayaklık testi yapmıştım. Orta taraftan bağlanıyor, bisikleti havaya kaldırıyor. Bisiklet çok güzel ayakta duruyor ve dengede kalıyor. Önde gidon çantası taktığınızda bu şekilde ve içinde 1,5 kilograma yakın bir DSL'leri bulunduğunda gidon fazladan dönerek bisikletin dengesini bozuyor. Ve bisiklet olduğu yerde devriliyor. İşte bu şekilde takıldığında bisikletin dengesi bozulmuyor ve bisikletiniz yere düşmüyor. Böyle bir sistem yapabilmeyi veya alabilmeyi açıkçası çok istiyorum. Sonra. Burada biraz takıldık ama detay girmeden yapamıyorum. Neyimiz var? Rohloff göbeklerimiz var. Şey olarak baktığımızda bunlar bir bisiklet parası ama amcalarımız bunlara 100 bin kilometre bozulmazlık garanti veriyor. Tamamen içte bir diferansiyel sistemi var. Kabaca öyle bahsedeyim. Dışarıda gördüğünüz gibi sadece bir zincir. Gerektiğinde zincirimizi yağlıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu zincirli sistemi, bir de bunun kayışlı sistemi var. Kayışlı sistemleri özel kadro dizaynı gerektiriyor. Yine Edworks ve Santos markalarımızın da bu ürün gamında da çeşitli modelleri var. Neyse, buralarda fazla oyalandık. Gördüğünüz gibi neyimiz var? Bir tandem bisikletimiz var. Yine Rohloff göbek. Brooks selelerimiz var. Zamanında Türkiye'de Brooks yokken internetten Brooks sele sipariş verip tanıtmıştık. Gördüğünüz gibi artık Türkiye'de bu tip tur bisikleti ürünlerini temin edebiliyoruz. Çok büyük bir nimet. Eskiden internetten zorla araştıra şey yaparken, şimdi böyle bir mağazaya geliyorsunuz, gelemiyorsanız da internet sitelerine giriyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Kafanıza takılan bir şey olursa da direkt telefonla, gerek Başak, Rahman, şu an Alex de seçil burada değil, onlar turda. Onlara danışarak da ürün siparişi verebiliyorsunuz. Ha bakın, böyle bir güzel bir yer var. Şimdi Başak'la Rahman burada. Seçil Alex nerede dedik? Geziyorlar. Yani hem iş yapıyorlar hem de dönüşümlü olarak gezme faaliyetlerine de devam ediyorlar. Yani bu arkadaşlar kalmamışlar. Hani sistemin çarkına tam esir olmamışlar. Gezme faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Geliyoruz neler var. Burası önemli bir nokta. Santos'un kişiye özel bisiklet demeyeyim de hangi bisikletin, hangi modelinin, hangi ölçülerinin size daha uygun olduğunu görebilme adına burada her tarafı ayarlı bir temel bisikletimiz bulunuyor diyelim. Bu da güzel bir nimet. Bir Specialized da var diye biliyorum. Aktif pedal. Bir de bisiklet gezginleri görüyoruz. Bu tip bir şey. Bu tarafta Türkiye'nin her tarafına ait basılı
haritalarımız var. İşte bakalım Kanada görüyorum, Amerika görüyorum, Brezilya dünyanın görüyorum. Dünyanın bütün ülkeleri değil mi? Ve yükseklik detayı da var. Hmm, yükseklik detayı, topografik harita şeklinde. Yani aynen. Yükseklik detayı var, böylece rotamızı daha iyi planlayabiliyorsunuz. Hmm, anladım. Vallahi dün beraber bir baktık. Benim de ufaktan bir tur hayalim var Fas tarafında. Ya ben genelde hani Google Maps üzerinden falan rota çiziyordum. Google Earth'tan böyle eğimleri, dağlara falan bakıyordum ama basılı harita üzerinden böyle dokunarak ha bak şurası varmış, şuralara uğrayalım falan demek hakikaten çok büyük bir zevk. Yakın şeyler var. Otellerler işte daha az geçen yollar, işte mutlaka görmeniz gereken yerler falan, o tarz böyle ufak şeyler, detaylar işe yarıyor gerçekten. Ona göre planlayabiliyorsunuz. Neyse, başka bir çekimde bunlara da hafiften bir yakın detay gireriz. Ne var? Erasmus günlüğü, bir tur versene, çeşit çeşit kitaplarımız falan var. Şu önemli, şuna detay girmek istiyorum. Bisiklet sihirbazı, bu Alex'in yazdığı bir kitap mıydı? Çevirdiği bir kitap. Bisiklet kullanmayı biliyorsunuz. Tura çıkacaksınız. Nedir? Bisikletiniz arızalanabilir. Peki... şehir dışındasınız, şehir arası yollardasınız, bisikletinizin başına gelebilecek olası ufak tefek arızaları tamir edebilmeniz için, eğer tek tek bilginiz yoksa, bakın burada güzel güzel açıklamışlar. Çok basit, herkesin anlayabileceği bir kitap. Zaten çizimler de var. Yani çok basit şeyler. Lastiğimi nasıl değiştiririm, fren pabucumu nasıl değiştiririmden daha kompleks şeylere işte. Yavaş yavaş. Zincirimi nasıl değiştiririm ya da akortumu nasıl yaparım. Bütün detaylar var. Bu kitapta suya çok dayanıklı bir kitap. Yani yanınıza almanız taşıyabiliyor. Tasarlanmış bir kitap. Ve buradan direkt tane tane yazıyor. Bir numara şunu yapıyorsun, iki numara bunu yapıyorsun gibi. Hiç bilmeyen birisi bile kolaylıkla bunları uygulayarak bisikletini tamir edebilir ve yolda kalmaz. Ve biliyorsunuz şu an internette bile baksanız kolay kolay şeyleri bulamıyorsunuz. Hatta bu açıdan bile ben ne yapmıştım? Bu sizin şeyi tanıtırken, kaset çökme anahtarını tanıtırken, ya hakikaten bu tip bisiklet tamiratlarını falan biraz üzerine düşsen, onlar üzerinde çalışmalar yapsan gibisinden talepler geldi. Ya, çok tutuldu. Benim de çok vaktim olmayıp diyor. Hani bu şeyin bir göstergesi. İnternette bisiklet tamiratıyla alakalı çok fazla bir şey yok, materyal yok. Bu şekilde alıp kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Şimdi ne dedik? Brukselelerimiz var. Zamanında tanıtımlarını, direkt test incelemesini yaptığım seleler. Yeşil sele, bunu çok severim. Yine Brooks'un çeşitli ürünleri var. Ortlieb'in çantaları var demiştik. Bunlar Exa'dan girmek istiyorum ama Ortlieb'in çantasında benim en büyük sıkıntım var mı? Çıt çıt dolan model burada. Var, var. Bakın. Bu eski model. Vauden'in. Şey olarak, mantık olarak söyleyebilirim. Bunu çıt çıtını kilitlediğinizde büyük sıkıntı. Tekrardan açmak sıkıntı. Hatta bunları kopartabiliyorsunuz. Yani adamlar... Yağlamak. Çok kritik bir nokta. Bu tarz çantanız varsa da yağlayarak çözebiliyorsunuz. Anladım. Bak bunu bilmiyordum. İyi oldu. Besleyerek yani. Anladım. Şimdi Ortlieb yeni modellerinde mıknatıslı yapmış. Sen bir açar mısın? Yani hiç şey yapmıyorsun. Çıt diye güç uygulamıyorsun ve hani normal şartlarda sallanarak çıkmasının falan hani yerinden oynamasının imkanı yok. Kim dağıtıyor ortalığı? O şekilde. Şimdi hani tam olarak bisiklet parçaları, kamp ekipmanları falan diye gidemiyorum. Hani bir taraftan girdim, diğer tarafından çıkacağım olayı. Nasıl gidelim? Tamam, şimdi oraya geçelim. Ortlieb bölümüne geçelim hemen. Burada bisikletin üzerinde göstermiştik. Şimdi buradan da şeyleri, bunlar arka çantalar mı? Bunlar 20 litrelik, 20-20 toplam litrelik arka çantalar. Backer olur diye geçiyor klasik modeller. Dizayn serisi de var. Bütün renkler... Şunlar dizayn serisi oluyor sanırım. Bu da öyle. Klasik renkler de bunlar. Rakpak var. Rakpakta çadır, işte tutulmak gibi ekipmanlar koymak için direkt monte edebiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz. Şurada örneğini gösterebilirsiniz. Hop, şuradan hemen gelelim. Bu tarafa girmemiştik. Şuradan direkt şu şekilde. Bir saniye, şuraya geliyorum.
noktada ama içeride de... İçeride de onun diğer tarafı şeyi var. Direkt sabitliyorsun ve hareket kabiliyetini yapıyorsun. Bir bütün haline giriyorsun. Hani şeyi falan, bagaj lastiğine falan gerek kalmadan direkt olduğu aynen gibi kompakt bir şekilde bağlanabiliyor. Güzel bir dizayn. Ya şimdi hani izlemeyenler veya bilmeyenler için ortlip çantalar su geçirmez ve bisiklet turculuğunda en çok tercih edilen modellerden birisi de Vaude var. Vaude'yi şurada gördük, Rahman'la bugün konuştuk da şeyde baya baya iyi, ön çantaları oldukça iyi. Onları, ya ben şimdi bisiklet gezgine genel giriyorum. Detay ürünlere, özellikle çok sevdiğim ürünlere başka bir videoda yer vardır. Hızlı hızlı geçelim. 15 dakika oldu. Şey yapamadım. Şey var, ocaklarımız var. MSR, benzin ocağı, arkadaşlara da söyledim. İnşallah alkol ocağı. Baya baya şey yapıyorum yalnız, böyle psikolojik baskı. Sana geleceğim, sen orada dur. Şey var, yine MSR'ın bu su arıtma sistemi değil mi? Evet, ama bu şey, gravity. Yani tamamen şey, böyle şurada bir arıtma mekanizması var, bir tane var. Bunu sadece şey yapıyorsun, yüksek bir yere koyuyorsun, o anında bir dakika içinde 4 litreyi... Ooo çok iyi, kendiliğine. Hiçbir şey, hiçbir şekilde enerji harcamıyorsun, sadece yüksek bir yere koyuyorsun, o kadar. Anladım, işte su arıtma sistemleri. Ya yavaş yavaş şey, kamp mutfağına doğru gidiyoruz, işte yine MSR'ın tencere seti var. Şu titanyum bardak, hani işin böyle nirvanası, uç noktaları. Bu benim şey, bunlar nerede? İzmir'de bir ara baya bir kaptırmıştım. Böyle ıssız koylara falan gidiyorduk, kamp atıyorduk oralarda. Su bulmak sıkıntı, işte 5 litrelik bidonu sağa sola iple bağlı, devam et. İşte İşin profesyonel çözümü budur. Su torbaları. Bunlara suyu koyuyorsun, suyunu taşıyorsun. Şöyle bir güzelliği de var. Gün içinde eğer suyunu taşıyacaksan bu sular ısınıyor. Akşam sıcak duş alabiliyorsun. Hoş oluyor. Gürkan taşıyordu bunlardan. Onlar ne? Bunlar ne hakikaten? Bunlar şey, böyle işte reçel gibi, Nutella gibi şeyleri koyduğun plastik kaplar. Yani camdan kurtulup direkt... Bu şu kısmı ne oluyor? Bu şöyle. Kıvırıyor muyuz? Neyse, çok da şey yapma istersen. Ha, arkadan koyuyorsun. Çok çok iyi. Anladım. O çok iyi. Çünkü ben hani bal falan taşımayı istiyorum ama akıyor. Zeytinyağını bu da akıtıyor da, ya o çok sıvı bir şey olmuş. Evet. Ama biraz ya bir o şeyler rahatlatıyor. Anladım. Geçelim. Bu nedir? Bu havlular. Havlular. İşte çok sinekli yerde gidiyorsunuz kafanıza. Hani şey olarak düşünmeyin, tam Türkiye'de de dolaşabilirsiniz ama yurt dışı odağı da yüksek. Yani yurt dışı herhangi bir, zaten dünya haritalarından falan görüyorsunuz. Ya her taraf için çeşitli ekipmanlar var. İşte yavaş yavaş kamp ekipmanları, termarestin, dur ona geleceğim. Termarestin havalı matları falan. Burada onun kutulusu neredeydi ya? Ha şurada. Çok küçük, çok güzel. Ben tekrardan Husky Fuzi aldım. Bu da 3,5 santim, o da 3,5 santim. Ha, o değil mi? Benimkiyle benzer teknik özellikleri sahip ama boyuta bakın. Ve çok çok daha hafif bu. Kaç gramdı bu? Şurada yazıyor olmasa. 3,8 santim, birazcık daha kalın ve 620 gram. Benimki 1 kilo yakındı, 900 küsür gramdı. İşte nelerimiz var. Şimdi uyku tulumu olarak marka Vaude, daha doğrusu kamp ekipmanlarında Vaude'miz var, MSR'ımız var, termarestimiz var matlarda. Sonra ya bir de şöyle bir şey var. Ürünü alırsınız, kullanırsınız. Ama bunlar belirli bir süre sonra ne bileyim yırtılabilir, eskiyebilir. Onun içinde neyimiz var burada?
tamir kitlerimiz var. Bunları bulmak pek kolay şeyler değil. Hani bunlar hakikaten önemli. Hadi benim havalimanımda şey var, tamir seti var. Hepsinde olmayabiliyor. Onlar için bu sanırım şey, çadır için çadır tamir için seti. Yağmur korumak istiyor. Ha. O tip tamir kitleri falan da her şeyi bulabiliyorsunuz. Tubus'un şeyi, ön bagajı, ön bagajda güzel bir ayrıntı. Bunu ekstradan mı alıyoruz? Ön bagaj içinde, çünkü önde ağırlık olunca bisikletin arka tarafındaki ağırlık hepsini taşıyamayabiliyor. Öne de bir ekstradan ayaklık, çok daha stabil bir şekilde bisikletimiz ayakta durabiliyor. Çok güzel kelebek gidonları var. Yine takip edenler bilir, Amoeba'nın tasarım hatası bir gidon şeyinden sonra gidon bulmak sıkıntı olabiliyor. Kelebek gidonlarımız da var, haberiniz olsun. Tubus'un bagajları işin uç noktalarından birisi. Ahmet Mumcu burada. Bir de burada Ahmet Mumcu var. Bunu da bulup kendinize özel bagaj yaptırabilirsin. Sanayi işi çok güzel bagajlar yapıyor. Burada da çırağımız var, Burcu Koçay. çok iyi, çok iyi. Yani gördüğünüz gibi buraya gelip sadece alışveriş yapmayabilir, tamirat öğrenebilirsiniz. Aynen. Anında jant diziyor. Hani jant dizmek cidden bir bisiklet tamiratının son noktalarından birisi oluyor. O şekilde burada Alex'imiz bisiklet elinde taşırken görüyoruz. Sonra Tubus'ları geldik. Aydan Çelik'in tasarımları Tospa marka mı diyeyim, dükkan mı? Tospa markası aynı zamanda dükkanları da var. Ya onların, onlar için bir köşe yaptık. Şimdi Aydan Çelik bisiklet sever, bisiklet dostu bir insan ve zaten tasarımların çoğu da bisiklete özgü. Kitabı var, Bir Tur Versene. Neylerimiz var? Şey, iPhone kitaplarımız var. Ya çeşit çeşit ürünleri, İstanbul temalı, bisiklet temalı olsun. Bakın mesela amcamız bisiklet tutuyormuş falan, çizimleri güzel, kasklarımız var, kask çeşitleri sadece bunlar değil mi? Evet. Biraz daha çoğalır inşallah ileride. Yani şey yapamadım ben, bufflar falan bisikletçinin vazgeçilmezleri. Hemen şöyle arkamızı dönüyoruz, daha bisiklet aksesuarlarına kayıyoruz. Aman Allah'ım, bu nasıl bir çekim olacak? Neyse, kelebek gidonlarımız, işte sele boruları falan, hani şey çok spesifik. Ayarlanabilir gidon boğazı özellikle. Ha, ayarlanabilir gidon boğazı. Bir şurada gidon daha güzelini bulmuştuk. Aparatı. Bunu da hatırlarsınız, bunun da aynı işi gören, daha doğrusu farklı bir markanın üründe testini yapmıştım. Zamanında da bunlar yine Türkiye'de yoktu. Ben yine yurt dışından temin ettim. Ben neyi sonradan temin ettiysem bu bisiklet gezgini getirmiş maalesef. O şekilde spesifik ürünler dedim. Şu çok hoşuma gitti benim. Şunu bisiklet üzerinde görmek lazım aslında ama bu ileriden birazdan şey yaparız. Matara kafesi ama buna ne bileyim termos bağlayabilirsiniz. Hani normal mataralar için falan değil. Direkt termosu, yani farklı ölçülerdeki matara demeyelim, şişeleri falan buraya koyabilirsiniz artık. Sizin hayal gücünüze kalmış ne taşıyacağınız. Bu da yine başka bir matara kafesi. 1,5 litrelik şu uzuyor değil mi? Evet. Haha. O şekilde şey yapabiliyorsunuz. 1,5 litrelik pet şişeyi koyabiliyorsunuz. Neyimiz var bakalım bakalım bakalım. Hem de sizde. Ergonomicler önemlidir. Şu arkaya doğru uzun olması ve iki tarafı da şey olan var. Mesela ben grip shift kullanıyorum. Zamanında biyolojinin öyle bir ürünün testini yapmıştım mesela. O koşuyoruz başan peşinden. Yalnız bana çok az yer verdiniz. Sana özel bölüm yapacağız. Seni baştan aşağı inceleyeceğiz. Ha. Gösterebilirsin. İşte gördüğünüz gibi grip shift için Elcik Ergon. Ergon zaten adından da biraz şey vardır. Böyle ergonomik ürünler yapmak da tanınan bir firma. Topic Turbo Rodmurp pompa. Bu da çok güzel bir pompa. Bunun ben farklı bir modelini kullanıyorum ama keşke bundan alsaydım demiştim. Burada kilitlerimiz var. Sağlam kilitler. Kallavi ağır ve şey korkutan, hırsız korkutan cinste. Şu an muhtemelen 1,5 kilo, 1,5 kilo falan. Bu 120
santim olan bisikleti daha rahatlıkla bağlayabileceğin yani ağır versiyonu. 9, level 9 korkusu. Bir de onun daha hafif. Evet. Bu tek uygun. Bisikletlik. Bu yani iki bisiklette sığıyor. Rahman'la bir bisikletimi mesela bağlayabiliyoruz. 85 santim uzunluğunda. Hmm. Abus. Bu için daha hafif. İkisi de abus. Bunda koruma 7, bunda 9. O biraz daha şey, göz korkutan cinsten o zaman, anladım. Ama o şekilde. Ama ikisinin özelliği kapılabilir olması, o yüzden az yer kapılır. Hı-hı. Neyse, burası böyle, burası ana tezgah kısmımız. Parayı burada bayılıyoruz. Tekrardan şey, Rohloff göbeğinin iç kısmı, bunu videoda ne kadar çıkar bilmiyorum ama yakın detay fotoğraf girebiliriz sonra. Şey, yani iç kısmı buradan da, ulan bu kadar para ne ediyor diyorsanız, aha. Burası. Ha bakın şu detayda. Mesela Shimano'nun da Alfin serisi veya Nexus serisi göbekten vitesleri var. Rohloff kadar vites aralığı yok ama adamlar şeyi göstermiş. Hani bizimki dayanıklı, neden dayanıklı? Ben buna yoruyorum. Dişli çaplarını görüyoruz. Dişli çaplarını görüyoruz. Daha geniş ve daha büyük. Sonra aşağıda silindirik rulmanları görüyoruz. Çok daha küçük ve daha dar çaplı. Burada görüyorsunuz. Adamlar her şeyi daha büyük kullanmış. Alman panzer gibi bir arka şey var.